Tabii şimdi bizim çok aktif taraftar gruplarımız var, türbün liderleri var. Belki Ankara Gücü tarihinde az olan bir şeyi bugün ilk defa gerçekleştirdik. Bütün türbün gruplarını bir araya getirdik. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Maalesef o türbin gruplarının parçalı olması bazı istismarlara sebep oluyor. Biz bu istismarların önüne geçmek için bir kenetlenmeye ihtiyacımız olduğunu söyledim arkadaşlarımızın. Arkadaşlarımız çok duyarlı davrandılar ve kendi çok büyük problem olmadığını ve Ankara gücü için elimizden den geliyorsa yapma hazır olduklarını söylediler. Benim davetimi kırmadılar, icabet ettiler. Ben sizin vasıtanızla yine bütün camiayı ve tribün gruplarına teşekkür ediyorum. Çünkü Ankara'da oynadığımız maçlarda bu sezon çok ciddi cezalar aldık. Tribün Taraftar, e, usulsüz taraftar e, ve e, taraftarın yerinde olmaması ile ilgili bazı kuralları e, ihlalimizden dolayı yaklaşık 1 milyon 866 bin lira ceza aldık. Maalesef ve maalesef 1 milyon 60 bin lira da e, koltuklardan dolayı, koltuk kırmalardan dolayı bir bedel ödedik. Çok ciddi bedeller bunlar. Taraftarımızın, türbün gruplarımızın buna fırsat vermemesi için ve kendi aralarındaki o rekabeti istismara dönüştürmemeler için düzgün bir fotoğraf vermemiz lazım. Bütün futbol camialarına, bütün futbol takımlarına örnek olacak, hatta dünyaya örnek olacak bir fotoğraf verelim istedik ve bu süreçten sonra artık 19 Mayıs'a ciddi bir kültür olarak da cami olarak da hazırlanmamız gerektiğini söyledim biraz önceki toplantıda. Sağ olsun hepsi ellerinden gelenin yapacaklarını söylediler. İnşallah bundan sonra daha e, duyarlı olup en azından cezadan ziyade hem sizin vasıtanızda bunu ödüle dönüştürmek lazım. Biz şu anda kulüp olarak kulüp olarak ceza almayacağımız, içeride oynadığımız ceza almayacağımız her maçta türbin gruplarını spor malzemeleriyle ödüllendirip o malzemeleri altyapıdaki veya mahallelerdeki futbol oynayan çocuklara vermeler için krampon forma desteği vereceğiz. Ama bize ceza kesen, ceza almamız belki bazı cezaları hak ediyoruz ama bazıları çok ağır. Federasyon bizi ceza kesiyor. Federasyonda da ceza almadığımız her maçta dolayı taraftarı ödüllendirecek destekler isteyeceğiz ki hı hı. bu motivasyon açısından önemli. İnşallah Federasyon Başkanımız bu talebimize hı hı. olumlu bakar. Kamp programımız Antalya maçı olduğu için de aranın sonuna doğru 15 günde orada kamp yapalım istedik. Programı öyle yaptı ayarladık. Ama o arada kura çekimi oldu. Tuzla Sporla eşleştik. Sağ olsun Tuzdalı yöneticileri de arayarak maçı Antalya'da oynayalım dedik. Onlar da bizi kırmadılar ayın 20'si saat 13'de e, üniversite stadında e, Ankara Gücü Tuzla Spor Kupa maçı var. Ve cuma günde saat 8'de Akşam 8'de Antalya Spor'la maçımız var. Biz 90 dakika rakibiz eğer aynı platformda mücadele ediyorsak. 90 dakika rakibiz. 90 dakikadan sonra böyle bir rekabet söz konusu dostumuz vardır. Bize bizden gelecek her türlü katkıyı biz sağlarız. Sağ olsun. Geçmişte de İlhan Cavcan Başkan da Gençler Birliği de Ankara gücüne jestler yapmış. Ben geçen de Niyazi Başkan'la da konuştum. Şu anda sizin vesilenizle de tekrar ilan ediyorum. Gençler Birliği'nin bu durumda kurtulması için bizden oyuncu desteği veya yapabileceğimiz ne destek varsa elimizden geleni yaparız. Gençlerin bu duruma düşmesi bizi memnun etmez, üzer.